İstanbul'un her yerinden görünecek Çamlıca Camii için imar planı hazır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı caminin de içinde olduğu projenin planını hazırladı. Kameraların karşısına ise Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa Kara çıktı. Tartışmayı bir cami alanına götürmek yanlış. Çünkü cami işin %6'sı. İşin %94'ünde gezi alanlarıyla, spor salonlarıyla, geniş açık spor salonu onu ifade edeyim, spor alanlarıyla bir çehresi değişecek Çamlıca'mızın. Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa Kara, tüm İstanbul'dan görünmesi planlanan Çamlıca Camii ile ilgili soruları yanıtlamak için kameraların karşısındaydı bugün. Projenin sadece camiyi içermediğini söyledi. Diğer ayrıntıları anlattı. Tepe tümüyle Silvaş'tan yapılıyor dedi. Yaptığımız istatistiklere göre turizm daha çok Avrupa yakasında var. İşte Çamlıca bu hale dönüştüğünde turizmin hem yabancı açısından hem de yerli turizm açısından da çok ciddi bir çekim alanı olacağına inanıyoruz. Çamlıca Tepesi'nin imar planı hazır. Plan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da onaylanmış durumda. İşte Çamlıca'nın çehresini değiştirecek olan tepe burası. Tam 250 bin metrekarelik bir alana kurulu. Pek çok tesisin yapılacağı tepenin 15 bin metrekaresinde ise cami yapılacak. Üsküdarlıların yıllardır en büyük problemlerinden biri olan vericiler için de projeyle birlikte bir çözüm getiriliyor. Tüm vericiler bir kulede toplanacak ve bu kulenin etrafına hem turistik tesisler hem de park alanları yapılacak. İnşallah bu kule kirliliğinden, radyasyon kirliliğinden kurtulmuş oluyoruz. Çünkü burada yabancılar bir ölçüm yaptığında, radyasyon ölçümü yaptığında ofis kiralamıyorlar, ev kiralamıyorlar çünkü radyasyon çok yüksek. Kültür Bakanı Ertuğrul Günay, Çamlıca projesi gündemde yok için oluşturulan imar planı bugün Bakan Günay'a bir daha soruldu. Yani İstanbul'un herhangi bir sokağındaki herhangi bir sorunu bugünkü bu birlikteliğin önüne geçirmeyelim. Proje 2015 yılının başında bitmiş olacak. Çevre Bakanlığı'nın tek şartı yeni Çamlıca Tepesi'nin Boğaziçi'nin süliyetine uyumlu olması.